12 askerimiz şehit olduktan sonra dün dedik ki ya yeni bir tartışma var. Yani bu konuyu tartışmalıyız. Bu konuyu vatan millet Sakarya üzerinden konuşuluyor. Şehitlerimiz varken böyle şey konuşulmaz oluyor. Başka zaman da hep aynı standartlarda konuşuluyor. Ve de birçok konuyu konuşamıyoruz. Halının altına itiyoruz. Bunlardan bir tanesi de 2 yıldır devam eden, belki de yıllardır Türkiye'de devam eden bir askeri stratejiyle ilgili. Nedir o askeri strateji? Şu anda 12 şehidimizi verdiğimiz üsler meselesi. Sınır ötesindeki üsler. 1,5-2 yıldır devam eden bir operasyon var. Bu operasyonda en son 12 şehit verdik. Ama çok şehidimiz var. Yani 1-2 olduğu zaman bunlar haber olmuyor. Belki de 12 şehit 15 günde birer birer ölse yine haber olmayacaktı. Ya haber derken bu kadar gündemimize gelmeyecekti. Ama şimdi çıkartmadım ama yüzlerce şey var. Hatta mesela Dağlıca, Aktütün buradaki baskınlar zamanında çok konuşuldu. Sonra Güneydoğu'da strateji değişti. Dün de size biraz bahsettim. Özellikle İHA'lar, SİHA'lar ve de kameralar devreye girdi. Düne kadar sahalarda alan üstünlüğünü şey yapan PKK, Türkiye sınırları içinde karakolların yeri değiştirerek, karakollara kale kolo yapılarak, yani daha güçlü, daha şeyle mühimmatlarla ya da işte betondan şeyler yapılarak Türkiye'nin içinde eskilerde olduğu gibi PKK'ların kol gezdiği bir şey ortadan kalktı. Fakat sınır ötesinde durum farklı. Şimdi bizim sınırımız özellikle Kuzey Irak sınırı o kadar dağlık ki ya aranızda gitmeyenler olabilir. Askerliğini yapıp gidenler vardır. Gidenler gitmeyenleri anlatsın ya da gazeteciler vardır. Ben ilk gittiğimde büyülenmiştim yani. Hakkari'ye ilk gittiğimde, Çukurca'ya ilk gittiğimde. Vay be demiştim ya ne kadar güzel yerler. Gerçi şimdi artık hiking falan yapılıyor orada da ya. Eskiden hiç adım atamazdınız, şey yapamazdınız. Yani turizme açılmaya başladı. Fakat sınır ötesinde durum çok daha farklı. Şimdi bu sınır ötesinde Türkiye'nin yaptığı operasyonların içeriği konuşuluyor. En azından bunu konuşmamız gerektiği konuşuluyor. Bunu da bir konuğumla konuşalım. Aslında bu konularda çok tecrübeli bir isim. Abdullah Ağar. Abdullah Bey'i ben zaman zaman farklı programlarda da izliyoruz. Abdullah Bey, bilmem siz okudunuz mu? En son Ahmet Yavuz kendi blogunda bir şey yayınladı. Bir yazı yayınladı. 24 Aralık'ta, 2 gün önce. Okuyabildiniz mi onu? Terörle mücadele üzerine diye. Hayır, okumadım Cüneyt Bey. Orada şundan bahsediyor. Yani bir yaklaşık 2 sayfalık bir yazı. Diyor ki ya Kuzey Irak'ta diyor biz diyor stratejimizde farklı bir şey yapabilir miyiz diyor özünde. Yani tek terörist kalmayıncaya kadar değil de ne kadar terörist olursa olsun mücadele kararlılığı içinde oradaki bütün noktaları tutmalı mıyız üstleri? Yoksa bir kısmını daha öncelikli olarak sıralandırıp işte SİHA'larla, hava gücüyle mi orada bir üstünlük kurmalıyız? Ve de yine yani Ahmet Bey'in yazısında vardı, başka bir yazıda daha gördüm. Deniyor ki ya bazı görevler vardır ki 12 şehit değil 30 şehit de verebilirsiniz. Ama bunun önceliği vardır. Yani vazgeçilmez bir şeydir, çok önemlidir. Ve işte ne bileyim Çanakkale savunması gibi. Hani askerlerse ölmeyi emrediyorum çünkü Çanakkale geçilmeyecek gibi. Ama bazılarındaysa bu tür kararları almak daha riskli olabilir. Yani bu kararları neye göre alınıyor? Buna da bakmak gerekir diyor. Yani kibarca şu andaki stratejiye biraz farklı bir açıdan bakıyor. Bugün Hande bir yazı yazmış. Şeyde Hürriyet gazetesinde bilmem onu okuyabildiniz mi? Mesela bu Onu okudum, evet. saldırıda orada da diyor ki birkaç detay veriyor yani bu saldırıyla ilgili. Saldırının diyor neredeyse şey düzeyinde hani karşılıklı el bombaları atarak bir kamikaze saldırısı gibi gerçekleştiğini söylüyor ve de bir askeri yetkiliyle konuşmuş Hande Fırat. Diyor ki aslında sınırın ötesinde hani böyle yüzlerce nokta var diyor. Bunlar diyor ön şeyler diyor. Üstler değil, üstün önündeki bölgede oldu diyor. Emniyet bölgesinde oldu diyor. Siz şu anda baktığınız zaman mesela bütün bu 12 şehidimizin olduğu perspektiften baktığımız zaman şu anda Türkiye'nin bu Kuzey Irak'taki varlığını nasıl değerlendiriyorsunuz merak ediyorum. Daha askeri olarak baktığınız zaman politikten öte askeri kısmını konuşalım istiyorum. Teşekkür ederim Cüneyt Bey. Şimdi biz sınırın ötesinde ne yapıyoruz? Sanırım en güzel cevap da bu olur. Sormuş olduğun sorulara, bütünleşik olarak.
daha önceden biz terörle mücadeleyi kendi evimizde kabul ediyorduk. Yani mücadeleyi kendi içimizde kabul ediyorduk. Ve bunun üretmiş olduğu pek çok sorunla karşı karşıyaydık. Yani sonuçta Türkiye içerisinde eylem yapmalarıyla ilgili şu an harekat düzenlemiş olduğumuz alanları kullanmaya dair bir inisiyatifleri vardı. Şimdi buralarda yuvalanıyorlar. Buralarda lojistiğini sağlıyor, eğitimini sağlıyor, barınmasını sağlıyor ve buradan Türkiye'ye sızıyor. Türkiye'nin yüzlerce kilometre içerisinde gidiyor ve buralarda eylem yapıyor ve canımızı yakıyordu. Hatta öyle bir form gelişmişti ki 90'lı yıllarda 600 kişi, 700 kişi sınırın ötesinde buralarda toparlanıyor. Türkiye'ye sınırın dibindeki karakollarımıza sızıyorlar ve bir şekilde mevzi üstünlük olarak tanımlamış olduğumuz o üstünlüğü sağlayıp oradaki karakolumuzdaki bütün askerlerimizi şehit ediyorlar, silahlarını alıyorlardı. Böyle son derece ağır vakalarla karşı karşıya kaldık. Bence 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreç işi çok daha farklı bir noktaya götürdü. Yani neydi? 15 Temmuz öncesini hatırlayın lütfen. Hatta 11 Temmuz 2015'te Murat Karayılan'ın 30 il ve ilçede başlattıklarını ifade ve iddia ettikleri ve bizim meskun mağa çatışmaları veya hendek terörü olarak tanımlamış olduğumuz Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişimi yaşandı. Bedeli çok ağırdı açıkçası. En özel askerlerimizi ve polislerimizi kaybettik. 900 tanesini ve 3000 tanesi gazi oldu. Yarısı geriye dönemedi neredeyse. Çünkü uzuvlarını kaybettiler. Çünkü EYP'ler içerisinde, tuzaklar, mayınlar içerisinde yapılan korkunç bir mücadeleydi. Şimdi 15 Temmuz oldu ve 15'ten sonra devlet bir karar verdi. Adına da taarruz ruhu konsepti dedi. Nereden başladık ilk önce? Şemdinli'den başladık. Hakurk'un komşusu olan Türkiye'deki alanda. Orada başladı her şey. Ve oradan yayılarak hem Türkiye içerisinde son derece iyi bir noktaya gitti. Hem de Suriye'de 3 tane harekat alanı gelişti. Bununla birlikte özellikle 2017'den itibaren de Irak'ın kuzeyindeki bu bahsetmiş olduğumuz alanlardaki pençe harekat dizisi başladı. Sinat, Haftan'ın hatta Hakkari tarafından da bir girmeyle birlikte. Şimdi bu yapılan ne? Buradaki dağlık bölgeleri yapılan ne? Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Bu girdiğimiz yerler, yani isimlerini de verelim hemen, izleyicilerimiz kaydetsinler lütfen. Şırnak'ın karşısına gelen Sinat ve Haftan'ın temel kamp alanları. Hakkari'nin karşısına denk gelen Zap ve Hakurk temel kamp alanları. Haftan'ınla Zap arasındaki bölgede yine bu saldırının gerçekleşmiş olduğu Metina bölgesi. Zap'la Hakurk arasında da Avaşin ve Basyan bölgesi. Ötede de ileride de Zap'ın tam karşısında Gara var. Hakurk'un güneydoğusunda da giderseniz Kandil var. Şimdi bu alan PKK terör örgütü için ne? Onu tanımlamakta fayda var. Burası onun için kurtarılmış bölge. Sözde devlet kurduğum dediği bölge. Şimdi gerçekten de buraya kimse giremez dediği bölge. Baktığınız zaman... Bir şey sorabilir miyim? Şu anda mesela bizim askerimizin bulunduğu yer yerleşim bölgeleri değil. Kritik pozisyonlarda üsler kurdu değil mi? Bir tane de değil, yüzlerce kurulduğunu söylüyor mesela bugün Hande yazısında Hande Fırat. Doğru mu? Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Zaha tarafından o derin vadiye girerseniz, işte bir şekilde Amadiye'den geçersiniz. Ta Barzan'a kadar uzanırsınız. Bu Türkiye'nin tarafı dağlıktır. O dağların altından bir vadi tabanı geçer bu bahsetmiş olduğum. Öbür tarafta da Gara ve diğer evet. Dağ oluşumları var. Biz Türkiye tarafını, yani vadinin Türkiye tarafını şu an %95 seviyesinde tutmuş durumdayız. Bu yapmış olduğumuz harekatlarla. Yani bu evet. Sözde kurtarılmış bölge, sözde devlet kurduğum dediği yerlerde. Şimdi bu alanı... Şimdi burada da dağlık bölgedeyiz. Bir çadır görüntüsü var mesela. Bu hani bu üst diyoruz. Dün İsmail Saymaz da demiş ki ya böyle üst mü olur kardeşim? Askeri üst mü olur? Bu nedir siz? Bu bir üst müdür siz? Bu görüntüyü gördünüz mü? Ya şimdi orada bir çadır, iki çadıra bakarak burası üst müdür gibi bir cümle kuramazsınız. Burası üst değil. Üstün içerisindeki bir barınma alanı.
Şimdi üs kelimesi idari ve taktik alanları içerisinde barındıran bir bölgeyi anlatır. Bunun kimisi muhkemdir, yani tahkimatı güçlüdür. Kimisi taktik duruma bağlı olarak geçicidir. Şimdi yani buradaki görüntülere bakıp karın altında kalmış, karın altında hırpalanmış gibi gözüken çadırlara bakıp buradan bir muhakeme üretmeniz doğru olmaz. Sizi doğru yere götürmez, yanlış yere götürür. Yani sonuçta üssün içerisinde askerler işte karın altında arazinin yapısına bağlı olarak hani bizim bildiğimiz birlik düzenine uymayacak şekilde hani bir disiplin anlayışı, bir şekil nizam. Hayır, öyle, daha da öyle bir şey yok. Düzensizin düzen Üs olduğu bir nedir mücadele Abdullah Bey? alanıdır da. Üs deyince ne anlamamız lazım? Yani bir askeri üssümüz var deyince ne demek bu? Askeri Şimdi terimlerde üssün anlamı nedir? Kaç asker bulunur? Ne bileyim orada kalıcı bir hani çadırda mı kalır yoksa konteyner mi vardır? Ya üs deyince ben gözümde canlanmıyor. Pek çok kişinin de gözünde canlanmayabilir. Ne demektir üs? Bir örnek vereyim size. Biz Cudi'ye veya Gabar'a yapmış olduğumuz operasyonlarda sırtımızda ne varsa onunla çıkardık dağa. Dağda bizi ne karşılardı? Sadece kaya. Şimdi o kayaların içerisinde sırtımızda ne taşıyoruz? 30-35 kilo yük taşıyoruz. Bunun büyük bir çoğunluğu mücadeleyle ilgili enstrümanlar, yani silah, teçhizat, mühimmat. Diğerinde ne var? Gıda maddesi var. Diğerinde ne var? İşte barınma malzemesi var. Bu barınma malzemesinin içerisinde çadır ve uyku tulumu olmazdı Cüneyt Bey. Kullanmazdık. Açıkta yatardık. Bir tane matımız olurdu. Bir de pançomuz olurdu. Bir de işte kışlık giysilerimiz olurdu. Ama uzun soluklu kalmalar, yani alan hakimiyetini yaz kış devam ettirmeyle ilgili bir takım sorunlar, gereklilikler kendisini gösterince terörle mücadelede, bu sefer askerlerimiz yanlarına uyku tulumu ve çadır da almaya başladılar. Şimdi ama bu uyku tulumunu ve çadırları taktiksel alanlarda, mücadele alanlarında kullanmıyorlar. Görece mücadelenin kendine özgü doğası risklerini minimize edecek şekilde bir şekilde barınmak için, uyumak için, soğuktan korunmak için veya ısınmak için kullandıkları taktiksel korumanın altındaki alanlarda kullanıyorlar, Ama kuruyorlar. şimdi 1,5-2 yıldır bu üsler var orada. Yani herhalde aynı yerdeler ve bir buçuk Şimdi iki yıl bir yani değişimli ben size olsa bir şey bile söyleyeyim. askeri orada tuttuğunuz zaman bir altyapı kurmak gerekiyor herhalde, değil mi? Bu altyapıyı kurmaya çalışıyoruz zaten her zaman. Silahlı kuvvetlerimiz o konuda bir ihmal ortaya koymuyor ki. Ama şöyle bir gerçek var. Örneğin Hakurt'ta 30 kilometre derinliktesiniz. Her zaman helikopter ikmali yapamıyorsunuz. Ben işte bahsetmiş olduğum hava koşulları. Ne yapıyoruz? Milyarlarca lira para harcayarak yol yapıyoruz. Sadece bir üs bölgesi desteklemek için Türkiye'den Suriye, Irak tarafına yol yapıyoruz. Yani yüzlerce iş makinası o Mehmetçiği desteklemek için, o Mehmetçiğin oradaki mücadelesi desteklemek için yol yapıyor. Neden? Oraya hava koşulları ağırlaştığı zaman oradan bir yolla oraya ulaşılabilsin diye. Veya bir mücadele olduğu zaman, şehit ve yaralı olduğu zaman oradan yoldan bir takviye yapılabilsin diye veya şehit ve yaralılar oradan tahliye edilsinler diye. Bunu yapan devlet, oralara üs bölgesi, jeneratör, elektrik, su götürmeye çalışan, kendi imkanlarıyla oradaki derelerden su çeken, bir şekilde pompalar kuran devlet askerlerini niye mağdur etsin ki? Askerlerine niye malzeme vermesin ki? Ya bunlar bilmeyen insanların kurmuş olduğu bazı yalap şalap cümleler. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Teçhizat soğuk iklim koşullarında ve sert arazi koşullarında dayanıklı bir teçhizatı devletimiz askerine verir. Bakın bizim zamanımızda yoktu. Ama şimdi var. Yani şimdi yoktur diyemezsiniz. Ama bir diğer Evet. tarafıyla da taktiksel gereklilikleri ve zorlukları yoktur diye de hamaset de yapamazsınız. Yani sonuçta Şimdi burada mücadele ediyorsunuz. şey Yani mücadele yok yok ederken hiç ben yani şey hamaset evet. kısmına girmek istemiyorum. Zaten hamaset olmasın diye bilen olarak sizi çağırdık. Davet ettik. Şimdi Hande Fırat mesela bugünkü yazısında bir uzmanla konuşmuş. Herhalde Genelkurmay'dan biriyle. Diyor ki 378 kilometrelik Irak sınırında yüzden fazla üs bölgesi var. Bu saldırıysa üs bölgesinin ilerisinde bulunan ileri emniyet bölgelerinde olmuş. İleri emniyet bölgesi ne demek? Şimdi mücadele alanına çıkarsınız. Örneğin Cudi'ye, Nuh Peygamber'e gidersiniz veya Irak'taki bu Sur Tepe'ye gidersiniz veya 2734 rakımlı tepeye gidersiniz. Orası
Dersiniz ki burası ana üst bölgesi. Kimin? Taburun. Şimdi orası taburun ana üst bölgesi dediğiniz zaman taburun hepsi orada durmaz. Taburun merkezi orada durur. Diğer bölükleri diğer bölgelere dağıtırsınız. Bölükler de orada toplu olarak durmaz. Kolları ya da timleri daha farklı noktalara dağıtırsınız. Çünkü orada bir mücadele ediyorsunuz. Bir taburda kaç asker bulunur Abdullah Bey? Ya bunlar şeye bağlı olan, yani taburun bağlı olduğu birliğe bağlı olan bir şey. Yani örneğin bizim komando şeylerde, özel kuvvet taburlarında takriben 75 kişi bulunur. Komando bölüklerinde kaç kişi işte, bulunur? Özel kuvvet timlerinde 12 kişi olur. Evet. Yani şimdi hani çok da birliklerin mevcutlarını çok dillendirmek de çok doğru değil. Yani aynen, genel olarak yani için. Genel askeri olarak belki hani askerlik yapanlar bilir de genel hani bir gözünde canlanmayabilir. Şöyle söyleyeyim. Yani dünyada öyle, nedir yani Türkiye üzerinde sormuyorum. Bizim dönemimizde komando bölükleriydi. Ben komando bölük komutanlığı yaparken bölümü kadrosu 203 kişiydi. Şimdi ne olurdu? Şimdi ama sonradan profesyonel askerliğe geçildi. Komando bölüklerinin yapısı değişti. Profesyonel ordu ve daha az sayıda askerlerle bölükler teşkil edilmeye çalışıldı. Önceden takım yapılanması vardı örneğin komando birliklerinde. Sonra kol yapılanmasına geçildi vesaire. Böyle bir takım kendine özgü değişiklikler oldu. Şimdi sayıca sayılar görece. Yani vurgulamaya çalıştığım şey şu. Peki değişiyor yani.